Başladık mı? Başlıyoruz. Yaşasın. Çok heyecanlıyım. Evet, bugünkü program konuğumuz Fatih Tok. Fatih Bey, önce sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilirsiniz. Ben Fatih Tok. Reklam ve tasarım ajansı işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 9 yıldır. Bu kadar. Bu kadar. Yeter ya. Tanıyanlar tanıyor zaten. O zaman birinci sorumuza geçelim Fatih Bey. Neden bu mesleği seçtiniz? Neden bu mesleği seçtim? Tesadüf oldu aslında. Neden tesadüf oldu? Matbaa sektöründeydim. Daha sonra sevdiğim bir abimden bir teklif geldi. Bu teklifi değerlendirdim ve iyi ki de değerlendirmişim. Hayatımın dönüm noktalarından birisi oldu. Tekrar dünyaya gelseniz Fatih Bey, hangi mesleği seçerdiniz? Kesinlikle aynı işi yapardım. Bence dünyanın en zevkli mesleği yani. Diyorsunuz. Dedim bile. Ne güzel. Evet. Peki Fatih Bey, mesleğinizin artıları, eksileri nelerdir? Mesleğimin artıları çok fazla bence. Eksileri yok denecek kadar az. Yaptığın iş sadece... projeler bazen çok uzun sürüyor. O sinir bozucu oluyor. Çünkü parasını alamıyoruz bazen. Para. Geç alıyoruz. Her şey nakite dönüyor. Tüm dünyanın küresel olarak bir sorunu para. Kahrolsun. Yapacak bir şey yok. Oraya git yıllar mı bulmuş? Bilmiyorum. Neden bulmuş? Neden bulmuş? Kim bilir neden bulmuş? Neden buldular ki? Önceki gibi takas yöntemine gitsek mesela telefon alırken 2 kilo bulgur versek. Gerçi 2 kilo bulgurla olmaz o iş değil mi? iPhone almak için herhalde bir kamyon bulgur. Evet, 2 ton filan. Yapacak bir şey yok yani. Neden bulgura geldik bu arada bilmiyorum. Bulgur? Bilemedim. Evet. Pahalı. Sorular nereye gidiyor? Evet ya. Peki mesleğinizle ilgili? Mesleğinizle ilgili. Bir anımı anlatayım mı size? Olur, alalım. Aslında çok yani şey değil ama bir gün oğlum Yağız Efe, tanırsınız onu. Bütün denizi tanıyor zaten. Kesin dünya tanıyor. Yani aynen öyle. Dedi ki baba dedi senin işini yapmam için dedi benim okulu bitirmem gerekiyor mu dedi bana. Nasıl yani dedim. O zaman orta bir galiba. Yani 6. sınıf. Evet. Gerekiyor tabii dedim ben. Meğersem beyefendinin direkt okulu bırakıp benim yanımda mesleği öğrenip direkt iş hayatına atılması varmış. Yani böyle bir anım var. Hiç unutamam. Aslında şimdi oğlunuz iyi düşünmüş. Okumaya gerek yok yani. Bugün o kadar üniversite mezunu görüyoruz ki o kadar işsiz, güçsüz. Yani. Boşuna 4 yıl, 5 yıl okuyorlar üniversitede. Aslında ben de aynı şeyi düşünüyorum da işte... Eşim, patron, evdeki büyük patron, bakan diyeyim, ne diyeyim? İçişleri Bakanı. Aynen öyle. Yani her şeyin patronu kabul etmiyor ya. Bir sözüm geçmiyor. Evde kılıbığım ama dışarıda biraz şeyim işte. Yapacak bir şey yok. Peki yaptığınız işi tavsiye eder misiniz? Yaptığım işi tavsiye ederim. Etmez miyim ya? Dedim ya en başta dünyanın en zevkli mesleği. Yapabiliyorsan bir yap yani. Bence. Yapabiliyorsan yap. Aynen böyle. Peki Fatih Bey size dünyanın en ünlü tavukçusu, yumurtacısı bir iş vermek istiyor. Sizi çağırdı toplantıya. Sunum yapmanızı istiyor. Nasıl bir karşılık verirsiniz? Yumurta, tavuk. Kim bilir? Bilmiyorum. Peki ben bir soru sorayım. Soner Bey. Buyurun. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Hadi bunun cevabını ver. Bu arada kanalımızı takip edin. Bunun cevabını aşağıdaki yorumlardan hep beraber göreceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın.